Herkese Bisiklet Çeşitleri kanalından merhaba. Bugün sizlere Shimano WH-R501 jantini tanıtmak istiyorum. Bunun sözünü iki video önce vermiştim. Vittoria Rubino Pro 3 lastikleri takarken orada videoda görünen janseti Shimano'nun bu WH-R501 jansetiydi. Hatta onu orada bir sonraki videoda tanıtacağımı söylemiştim. Araya başka video koyduk. Şimdi buna geçeceğiz. Jantları şurada göstereyim hemen. Jantlar burada. Zaten Vittoria lastikler bunun üzerinde gördüğünüz gibi. Şöyle söyleyelim. Bu janseti Shimano'nun giriş jansetinden bir tanesi. Biliyorsunuz bir bisiklet aldığımız zaman üzerine gelen stok jantlar çok matah olmuyor. Gayet standart, iş görecek, ağır, işte ağrıdan uzak, sadece iş görecek noktada oluyor. Biz bisiklet severler biraz daha işte bu akıcı karşısını istiyoruz. Her basmış pedal daha iyi bir performans sağlasın, yola biraz daha işte iyi aktarsın gücümüzü. Akıcılığı iyi olsun, ondan sonra biraz da görüntü güzel olsun istiyoruz belki de. Bunlar giriş seviyesi jantlar. Çok bir numarası var mı derseniz hayır yok. Ama tabii ki stok jantlardan çok daha hafif, hub'ları daha iyi iş görüyor. Daha akıcı sonuç olarak. Bu yüzden değiştirmek istedik. Hem biraz daha bisiklet hafifletelim. Çünkü stok jantlar tahminen biraz daha ağır çıkacak. Onu da ayrıca ölçeceğiz. Bundan belirteyim. Shimano'nun kendi sitesinde set olarak 1920 gram geçiyor. Bu elimdeki ön tekerlerdi jant. Bir de tabii ki bunun asıl olan arka tekeri var. Hub'un üstünde WH-R501 olduğunu görüyoruz. Şimdi niye bunu söylüyorum? Dikkat ederseniz burada üzerine yazıyor, R500 yazıyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi R501 değil mi? Evet R501. Aslında R501, Shimano söyledi bize bu. R500'ün hub'ları biraz daha geliştirilmiş versiyonu. O yüzden Shimano bunların etiketini değişmeye gerek duymamış. Bu yüzden hub'un tek fark bu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta gramajlar bile bildiğim kadar aynı. Şimdi kısaca speklerinden bahsedelim, yani özelliklerinden bahsedelim. Bunlar 24 mm profilli jantlar. Ondan sonra şöyle gösterelim. Arka ve öndeki diziliş ve tel sayıları farklı. Arkadaki tel sayısı 24 iken öndeki tel sayısı 20. Dikkat ederseniz dizilişlerinde fark var. Arkadaki çapraz bağlanmış gibi görünüyor. Öndeki de radyal, yani düz bağlanmış. Böyle farklılıkları var. Ön taraf 830 gram, arka tarafta 1090 gram belirtilmiş. Tabii ki bu arka tarafta bulunan hub ağırlık farkı. Jantın vites uyumluluğu 8 vites, 9 vites ve 10 vites olarak belirtilmiş. Jant ile beraber Shimano şöyle bir şey gönderiyor. Bu biliyorsunuz quick release dediğimiz, yani çok rahat bir şekilde çevirip jantı sökebildiğiniz aparatlar yeteri kadar malzeme gönderilmiş. Şimdi isterseniz yapacağım şey, çünkü eski jantları söküp yenilerini takacağız, ama ben eski janttaki bulunan bu 12-32'lik rubleyi söküp yeni jant takacağım. Bu işlem için de hangi komponente ihtiyacımız var? Önce onlara bakalım. Evet arkadaşlar, jant değişiminde rubleyi sökmek için gerekli aparatlar burada görüyorsunuz. Benim elimde olanlar bunlar. Biraz da kurbağacık. Bir tane ruble sökme anahtarı. Bu bendeki XTC markasının. Ondan sonra bir tane de zincirli ruble sökme anahtarı. Bunlar ruble sökme için yeterli. Şimdi isterseniz bisikletin yanına geçelim. Rubleye sökelim. Elbette bu işi yapmak için öncelikle bisikleti ters çevireceğiz ki arka jantı ve ön jantı rahatlıkla sökebilelim. Sonra da yenilerini takabilelim. Önce quick release'leri çıkartalım. Şöyle. Eski jant üzerinde bulunan rubleyi sökmemiz lazım. Tabii üstünde duran quick release'i sökmemiz gerekiyor en başta. Şunu bir sabit tutabilirsek. Güzel yere koyalım. Bunu söktükten sonra şu yerde kaybetmemizde fayda var. Yeniden şöyle içine koyarsanız, eski de olsa kullanacağız. Sonuçta bu jantları atmayacağız, jantları kullanacağız. Şimdi sadece elimizde jant, teker ve ruble kaldı. Öncelikle bu ruble sökme anahtarını, küçük olan parça yani, vidaya denk gelecek şekilde takıyorsunuz. Boş bırakmadan, bakın zaten direkt kendi giriyor. Sonra kurbağacığı alıyorum. Bunu aynaya getiriyorum. Buraya sıkıştırıyorum tamamen. Oturduğu gibi. Sonra da aldığımız bu bayağı beklediğimiz zincirli ruble sökme anahtarını bu şey tuttuktan sonra, bakın buradan tutuyorum sağlam şu kolumla, bunu şöyle koyuyorum ve bakın hemen çıkmaya başladı. Bu çok eskiyen janta da belki kolay çıkmayabilir. Bundan sonrası kolay, buna gerek kalmadı artık. Malzemeyi buraya koyalım. Elini söküyoruz. İlk parçası geliyor, bakın kapağı.
kapak elimizde. Bunu kenara koyalım. Sonra ikinci parçamız toka elinize geliyor. Bunu da kenara koyalım kaynatmadan. Ondan sonra rubiniz bakın elinizde. Rubiyi alın. Bunu kenara koyuyoruz. Artık bu jant bizim için yedek. Şimdi yeni jantımızı aldık. Bu arka jant. Çünkü rubiyi buraya takacağız. Bu da işlemin tam tersi. Yalnız bu defa bu bahsettiğimiz zincirli rubiyi anahtarına ihtiyaç yok. Sadece küçük olan rubiyi anahtarı bu işin yeterli. Çünkü sıkacağız, gevşetmeyeceğiz. Önce şu yeni olduğu için bunları sökelim. Şimdi bizim için önemli olan burada rubiyi takarken bir tane de küçük var böyle. Yani daha farklı. O küçüğü bulup şurayı denk getirirseniz ki şu an gördüm. Dikkat ederek takarsak şurayı tam olarak tutabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Rubiyi tam olarak oturtun. Bundan emin olun. Ondan sonra yine şu bir önceki parça. Diğerlerinden daha böyle uzunca bir tane dişli var. Bunu yine habun üzerindeki o büyük dişliye getirirseniz zaten diğerleri oturmayacaktır. Bakın hop oturdu. Bunu takalım. Bunu elimizi takıp çevirebilirsiniz bu şekilde. Sonuna geldi. Şimdi yine rubiyi anahtarımızı alıyoruz burada. Takıyoruz üzerine. Bir defa sıkacağız. Şimdi diyor ki 40 Nm güç uygulayın. Biz de bu özel anahtar olmadığı için elimizi sıkacağız. 40 Nm gayet sıkı bir yapıdır arkadaşlar. O yüzden gücünüz yettiğince bunu sıkı yapın. Evet. Şu an adımız hazır. Daha sonra kuyrukla izlediğimiz o parça takacağız. Şimdi şöyle koyalım. O da poşetle verilmiş biliyorsunuz. Bu da fark eden derseniz arka veya fark etmez. Bunu sökelim. Kayımızı koyuyoruz. Bir daha geçiriyoruz. Şu an rubiye söktük. Eski janttan ve yeni janta taktık. Rubiyemiz bu şekilde. Ön tekeri değiştirelim. Kuyrukları boşalttık. Şöyle açtık. Ön tarafı sökmek çok kolay. Yeni jantımız ve yeni tekerimiz. Tabii ki şeye dikkat ediyoruz. Teker yönüne. Takmadan önce bunu yerine takalım. Tamamdır. Düğme takalım. Ve kuyruk release'i ön tekere fark etmeksizin yön olarak takabiliriz. Yeni yayımızı aldık. İkinci yayı. Buraya taktık. Evet. Ön teker tamamdır. Şimdi test yapacağız bu jantları da. Bir öncekini yapmıştık biliyorsunuz. Hem hap sesini duymuştuk hem de bir tur çevirmeyle ne kadar zaman boyunca o akıcı devam edecek janttaki. Daha doğrusu orta göbekteki. Onun karşılaşmasını yapacağız. Şimdi oraya geçelim. Şimdi ben mikrofonu buraya takıyorum. Şöyle sabitleyeyim. İşini unutmayalım. Buradaki freni açıyoruz. Kumpasyonu tamamen boşaltıyoruz. Şimdi çeviriyorum bir tur. Evet arkadaşlar, bu jantın arka göbeğine en yakın yere mikrofonu şöyle sabitliyorum. Mikrofonu koyduk oraya. Şimdi bir tur çevireceğim. Sınırmada fark var. Evet, Shimano WH-R501'inde dönme direncini en azından gözümüze görmeye çalıştık.
Evet sevgili dostlar, söz verdiğimiz gibi almış olduğumuz Shimano WH-R501 jantların iyi ki tanıtmaya çalıştık. Özelliklerinden bahsettik. Ondan sonra stok jantlarla yerlerini değiştirdik. Shimano'nun dönüş akıcılığı çok daha fazla. Görüntü olarak daha şık oldu. Giriş seviyesi bir jant setine sahip olduk. Bisiklette de inşallah ilk turumuzda bunu ancak yorumunu yapabilirim. Pedal bastığım zaman bisiklet daha rahat gidiyor, daha hızlı yenilenebiliyorum. Yokuşlar daha rahatım mı ancak o zaman söyleyebilirim. İnşallah en kısa zamanda şu izole günü bittikten sonra da sokağa çıkıp bisiklet sürebileceğiz. Şimdi bizden bu kadar diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.